Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bildiğimiz üzere koronavirüs hastalığıyla ilgili hepimiz basından takip ediyoruz. Koronavirüsün dünyada bir pandemi yarattığını, dünya ölçüsünde bir enfeksiyon yarattığını hepimiz biliyoruz. Bunun için biz de cerrahi hastanesi olarak bir sizleri ve vatandaşları bilgilendirme ihtiyacı hissettik. Onun için toplandık. Hastanemizde biz bir kriz masası kurduk. Değerli hocamız ve başhekimimiz Ahmet Bacanlı, Doktor Ahmet Bacanlı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı başkanlığında bir kriz masası, ki çoğunluğu ilgili doktorlarımızdan mütevellit, oluşturduk. Ve biliyorsunuz ülkemizde şu anda Sağlık Bakanlığı verilerine göre 47 tane hasta var, vaka var. Allah'a şükür şu ana kadar bu hastalıktan ölüm yok. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler şu anda iyi gidiyor. Doğru tedbirler alınıyor. Biz de gerek Dünya Sağlık Örgütü'nün, gerekse Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki uzman bilim insanlarının dan aldıklarımız ve kendi sentezlerimizle hastanemizde önlemler almaya zaten başlamıştık. Neler yapıyoruz? Bir kere Allah korusun bir salgın olursa eğer, buna hazırız. Herhangi bir sıkıntımız olmayacaktır. İkincisi, tabii ki inşallah büyük bir salgın olmamalı. Olmasın inşallah, ki size konuşmanın sonunda belki daha olumlu şeyler söyleyeceğim. Aldığımız tedbirler bellidir. Hepimiz zaten bunu televizyonlarda seyrediyoruz. Hastanemizden şu gördüğünüz koltuklar dahi 2 saatte bir dezenfekte edilmektedir. Odalarımız, kapı kollarımız, mobilyalarımız, zaten ilgili yoğun bakım ve ameliyathaneler zaten rutinde de her zaman dezenfekte ediliyor idi. Bunlar yapılmakta. Salgında neler yapacağımızı planladık. Ama bu ülkemizde inşallah büyümeyecektir bu durum. Çünkü topu topu 47 vakamız var. Ölen insanımız yok. Olumlu şeyler söyleyeceğim ve bunların da hepsinin mantıklı nedenleri var. Bir kere ülkemize daha geç geldi virüs. Daha erken önlemler aldık. Biz aslında bu virüsü biliyoruz. Bu virüsün adı koronavirüs. Korona bir virüs ailesi. Tıpkı influenza gibi, başka diğer virüsler gibi, HIV gibi, Ebola gibi vesaire. Biz zaten bunu dünyada gördük. SARS ve MERS salgınları da bir koronavirüs salgınlarıydı. Çoğumuz hatırlarız. Bunların korona, şu andaki korona, COVID-19'la diğer SARS ve MERS virüslerinin bir farkı yok arkadaşlar. Aynı aileden. Onlarda da salgın oldu, toparlandı. Bizim şanslarımız nedir ülke olarak şansımız? Bir, geç gelmesi. İki, zamanında önlemler alınması. Üç, bizim elimizdeki verilere göre virüs de 9 yaşın altında ölüm görülmedi henüz dünyada. Ölüm oranları daha çok 60 yaşın üzerinde. Biz ülke olarak genç bir nüfusa sahibiz. Avrupa'da ölümlerin daha fazla olmasının nedeni Avrupa nüfusunun yaşlı olmasıdır. Ciddi bir yaş farkı var. Şu anda rakamları belki arkadaşlarım söyleyebilir. Ben hatırlayamıyorum ama bizim nüfusumuzla Avrupa nüfusu aynı değil. Ciddi bir yaş farkı var. Onlarda ölüm fazla olmasının veya daha çabuk yayılmasının nedeni bellidir. Üçüncüsü, Çin'i takip ediyoruz. Çin'de virüsün, virülansının azaldığını, ivmelerin aşağı doğru gittiğini görüyoruz. Mevsim olarak da virüs önemli. Mart ayının sonuna geldik. Virüste kırılganlık başladı, başlayacaktır. Bunu Avrupa için söyleyemeyiz. Ancak ülkemiz için rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunların hepsi olumludur. Benim yalnız tabii hastaneyle ilgili söyleyeceğim şunlar var. Tabii ki hastalarımız gelecektir, tedavi olacaktır. Bizim sizin vasıtanızla vatandaşlarımıza ileteceğimiz şunlardır. Lütfen hasta
hastaları varken hastaneye, ziyarete kalabalık gelmez. Bir taneden fazla refakatçi olmamalı. Bu tedbirleri zaten biz alıyoruz. Ancak sizler vasıtasıyla vatandaşlarımıza da iletmemiz gerekiyor. Hastanede hastası yatan hasta yakınlarının sayısal olarak çokluk şeklinde hastanelere gelmemeleri gerekiyor. Birer ikişer veya belki hiç gelinmeyebilir ziyarete. Burada aslında meselenin daha büyük bir boyutu var. Bence en büyük tehlike panik. Panikten gelir bize büyük sıkıntılar. Sosyoekonomik çöküntü gelebilir. Panik olursak arkasından. Dolayısıyla nasıl olmamalıyız panik? İleride sosyal bozukluklar, sosyal toplumsal depresyonlar bile olabilir. Bana sorarsanız meselenin en büyük boyutu budur. Zaten önlemlerimizi alıyoruz. Bakın basit önlemler var. Bunu belki 40. 50. kere duyuyor olacaksınız. Bütün enfeksiyonlarda taşıyıcılık eldir. %90 ellerdir. Çok basit, bütün uzmanların bizlere söylediği nedir? Lütfen ellerinizi yıkayınız. Her temasınızdan sonra. Ve şuna da dikkat etmeniz gerekir, etmemiz gerekir. Vatandaşlar için daha çok söylüyorum. Elimizi normal bildiğimiz katkısız sabunla yıkamak daha iyidir sağlık için. Katkılı, içinde antibakteriyel olan sabunlar, ürünler zarar verecektir. Birçoğumuzun çantasında, cebinde antiseptik fısfıslar var. Bunları çok sık kullanmak doğru değildir arkadaşlar. Doğru olan sabunla, suyla, sabunla veya bildiğimiz doğal sabunla elimizi yıkamaktır. Antiseptikler ki obsesyon derecesinde insanların elini antiseptikle devamlı ovuşturduğunu görüyoruz. Bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü elinizin florasını bozarsınız. Normal, bütün organlarımızda olduğu gibi ellerimizde de bizi koruyan mikroplar var. Bakteriler var. Bizi koruyan dost bakteriler, virüsler var. Biz bu florayı her gün, her dakika elimizi antiseptiklerle bozarsak daha çok enfeksiyonlara yol açarız, meyil veririz. Kolonya da aynı şekilde arkadaşlar. Biz kolonyayı biliriz. Çocukluğumuzda eve misafir diye gittiğimizde bize kolonya ikram ederlerdi. Demek ki bizim tarihimizde, töremizde veya büyüklerimizde bir feraset varmış. Demek ki bunu biliyorlarmış. Kolonyayla işte bir ferahlardınız ama asıl amacı demek ki buymuş kolonyanın. Ama görüyorum ki insanların elinde kolonya, çantasında, cebinde devamlı kolonya. Bu da tehlikelidir. Sonuçta alkol bu. Bu kadar sıklıkla biz elimize kolonya, her gün, günde 50 kere, 40 kere, 30 kere kolonyayla yıkarsak elimizi, mutlaka el floramızı bozarız, hastalıklara da davetiye çıkarırız. Yeni hastalıklara, hatta viral hastalıklara da. İkinci bir konu, bireysel sorumluluktur. Arkadaşlar, devlet veya ilgili kurumlar, belediyeler, devlet kurumları önlem alır. Ama bireyin bunlara uyması da önemlidir. Bizim bireysel sorumluluklarımız da vardır. Nedir bizim bireysel sorumluluğumuz? Yurt dışından geldim ben, diyelim, geldiniz. Bilmiyorsunuz hasta olduğunuzu. Yurt dışından gelenleriniz vardır. Bilmiyorsunuz hasta olduğunuzu ama bir 14 gün
yani toplumsal alanlara girmemeniz, insanlarla temas etmemeniz gerekir. Ya da gelenlerle sizin temas etmemeniz gerekir. Bireysel sorumluluklarımız nedir? Bunun için yasalara da gerek yoktur. Zaten insanlar kendilerini koruyorlar. Çok kalabalık yerlere girmiyorlar. Ama benim görüşüm en geç bir ay içinde bunların biteceğidir. Bu da bizim elimizde. Bunu bitirebiliriz bir ay içinde. Bunun sonuçları ağır olmadan bitirmek gerekir. Çünkü sosyoekonomik boyutları çok büyük olacak bir durumdur bu. Biliyorsunuz kafeler kapandı vesaire oldu. Oralar kapanacak, buralar kapanacak. Herkes çıkmayacak, alışveriş yapmayacak. Herkes kaçacak. Ekonomi çöküş. Yaşamak istemiyoruz. Ama demin saydığım iyimser koşullar doğrudur. İnşallah bunu bir ay içinde atlatacağız. Teşekkür ederim. Benim söyleyeceğim bu kadar. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Doktorlarımız da burada. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim öncelikle. Ben tıp doktoruyum. Yani hekimim. Bu konuda teknik olarak size teknik bilgiler verecek kadar yeterli değilim. Dolayısıyla sorularınızı biraz kolay sorun. Efendim, bir aylık süreçte bu işin belli bir noktada çözülmeli yöntemine ulaşacağını söylediniz. Bu iyimser bir yaklaşım mı, yoksa hangi gerekçelere bağlı bu söylüyorsunuz? Demin de bahsettim. Ben bunu bizler daha çok takip ediyoruz. Bu işi bilimsel kurumlardan, hatta televizyon programlarından, kendi aramızdaki istişarelerden, bize gelen verilerden takip ediyoruz. Demin de bahsettiğim gibi Çin'de bir kırılmanın olması, ülkemizde önlemlerin daha erken alınması ve yazın gelmesi iyimser bir tablo olarak söylemiyorum, inanarak söylüyorum. Bir ayda biteceğini düşünüyorum veya düşünüyoruz. Denizli'de vakalarla alakalı çok dedikodu var. Yani sosyal medyadan evet. Bir yerde, diğer noktada tabii ki kulaktan kulağa da çok fazla yayılıyor. Konu hakkında bir bilginiz var mı? Veya araştırıyor musunuz? Veya size gelen bir bilgi var mı? Arkadaşlar şöyle, o konuyu atladım, notlarım arasındaydı, atladım. Lütfen sosyal medyadaki abuk subuk bilgilere değer vermeyin. Her konuda olduğu gibi bu konuda da çok değişik spekülasyonlar yapılmaktadır. Şu anda Denizli'de sosyal medyada çıkan, ki o da doğrulanmadı, iki tane vaka olduğu söylenmekte. Ancak bu da doğrulanmadı. Kaldı ki dediğim gibi olacaktır belki. Ama bu virüs de daha önceki koronavirüsleri gibi MERS gibi, SARS gibi bir virüstür. Sonuçta bir plato yapacak, bir ivmelenecek, sonra da bitecektir. Demin söylediğim gibi yazın gelmesi, önlemlerin iyi olması
bu girişlerin, çıkışların kapanması, tek tek insanların bulunup izolasyona veya karantinaya alınması neticesinde bu iş çok çabuk bitecektir. Hocam şunu soracağım. Biz tabii medyadan veya vatandaşlar olarak birçok yerden bilinçleniyoruz, bilgi alıyoruz. Siz kendi sektörünüz içerisinde herhangi bir eğitim veriyor musunuz? Bununla ilgili sağlık personeli gerekli eğitimler alıyor mu? Arkadaşlarımız var orada enfeksiyondan. Aslında hocamız da gelmedi. Biz aslında epeydir, 1,5 aydır bu konu üzerine çalışıyoruz. Bilgi veriyoruz. Ne yapacağımızı konuşuyoruz. Neler alınması gerekiyor onları aldık. Evet. Personelimize eğitim veriyoruz. Bir de şunu soracağım. Bu hastalığın belirtileri nelerdir? Ne gibi durumlarda başvurmaları gerekiyor? Şimdi dediğim gibi ben tıp doktoruyum. Teknik bir uzmanlığım yok bu konuda. Ben de bildiğim kadarıyla hastalık ateş. Bir önemli bulgusu ateştir. Yani diğerlerinden ayıran bir şey var mı? Bir bakışta ayıramazsınız. Yani bir gripal influenza virüsüyle muayenede ayıramazsınız. Ateş, öksürük, daha ileri dönemlerde solunum sıkıntısıdır. Ama bunların hepsi zatüre, pneumoni de olur. İnfluenza enfeksiyonunda da olur. Herhangi bir akciğer enfeksiyonunda da olur bunlar. Testle ayırabilirsiniz. Denizli'de bu test yapılıyor mu? Şöyle, bu test Ahmet Hoca'yı bekliyorum. Gelmedi henüz Ahmet Bacanlı. Şu anda toplantıdaydı Sağlık Müdürlüğü'nde. Gelmek üzeredir. Benim bilgim şu kadar. Bu test Denizli'ye gelecek veya geldi. Tam bilmiyorum. Bu konuda yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bu test Devlet Hastanesi'ne gelecek. Bu test Devlet Hastanesi'nde yapılacak. Bir merkezden yürütülecek bu işler. Bu da benim aldığım bilgi Devlet Hastanesi olacağı yönünde. Test yaygınlaşıyor artık. Sağlık Bakanı da açıkladı biliyorsunuz. Laboratuvar sayısı işte arttı. Test kitleri daha çok üretiliyor, geliyor. Test konusu böyle. O zaman hocam, Türkiye geç geldi değil. Teşhisler yapılamadığı için yanlış, işte hem domuz gibi, aşırı zatüre gibi vaka olarak işleme girdi şu anda. Ha? Şöyle. Türkiye geç geldi denebilir o zaman. Dediğim gibi bu konuda en büyük hatamız speküle etmektir konuyu. Panik yapmaktır. İnsanları paniğe sevk etmektir. Sizin dediğiniz doğru olsa yapacaklarımız bellidir. Biz geçen Ocak ayı, değil mi arkadaşlar? Evet. Bilol. Ocak ayında çok ciddi bir salgın yaşadık. İnfluenzaydı. Ama biz bunların neredeyse %90 testini yaptık. Hepsi de influenza çıktı. H1N1 veya diğeri çıktı. Çok komple Çin vizesi çok iyi. Hiç mi bakıyorsun? İsminizi unuttum ya. Mithat Bey. Şöyle, biz hepimiz Pamukkale'deki turist akışını biliyoruz. Pamukkale'ye turist gelir. Orada bir gece kalır. Çoğu da Denizli'ye hiç uğramadan gider. Hepimiz biliyoruz. Bir gün kalırlar. Nereye giderler? Güzergahta biliyorum. İzmir'e iniyorlar galiba. Değil mi? Sizler bileniniz vardır. Ha? Antalya'ya iniyor diyelim. İşte geliyor. Halıcılara bakıyorlar onlar. O otele geçiyorlar. Efes'e geçiyorlar. Otele geçip yatıyorlar. Sabah gidiyorlar. Ya da tersi oluyor. Şeyden gelen Pamukkale'ye gelen bu uzak doğulularla hiç irtibatımız olmuyor neredeyse. Çalışanlar oluyor, Denizli'ye geliyorlar, gidiyorlar. Haklısınız, çalışanlar oluyor ama bu da küçük bir havuz. Denizli yoktur demek bence. Hocam artık sizin sorunuz vardı. Yani
yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapacak. Yani tabii ki bu söylem dedikodu da olabilir ama bir OHAL ilan edileceği, evden çıkma yasağının getireceği söyleniyor bir süreliğine. Siz de hastane personeli çalışan olarak bir öneminiz var mı? Hazırlıklısınız hocam. Eğer böyle bir OHAL ilan edilirse. Arkadaşlar bu karar nereden gelirse gelsin, benim kendi düşüncem yanlış bir karar olur. OHAL ilan etmek bizim ekonomimizi çökerteceği gibi toplumsal depresyon yapar. Biz hepimiz hasta olsak bile çıkıp şu ormanda gezmeliyiz, sokakta yürümeliyiz, bir çıkabilmeliyiz ve ayrıca OHAL ilan edileceğini de zannetmiyorum. Bu benim fikrim. Biz kurul üyelerinin şöyle bir şeyi vardı, açıklamaları var, çıktıkları programda söylüyorlar, bildiri getiriyorlar. Son önümüzdeki bir ve ikinci haftada enfekte olanların sayısında ciddi bir artış bekleniyor ki rakam tabii 5-6 bin dile de getirilebiliyor. 5-6 bin gibi bekliyoruz gibi bir rakam da var. Benim size sorum, sizin öngörünüze göre Türkiye'de 5-6 bin seviyesinde veya daha fazla yukarıdaki rakamlar seviyesinde enfekte olayları görülüyor. 5-6 bin seviyesinde veya çok yukarı seviyelerde yani virüs kapmış insan sayısına ulaşır mı Türkiye? Görebiliriz bunu. Görebiliriz. Daha yani biz şeyde de gördük bunları, demin bahsettim, SARS'ta da gördük, MERS'te de gördük, diğer bir sürü enfeksiyonlarda gördük, H1N1'de gördük, görebiliriz. Ama bunu görmemiz demek ölümlerin çok olacağı anlamına gelmez. Sanırım bir şeyi tekrar hatırlatmam gerekiyor. 9 yaşının altında ölüm görülmedi. Ölenlerin çok büyük çoğunluğu yaşlı kesim. Şunu da bilmek lazım. İnsan 70-80 yaşında influenza enfeksiyonu oldu. Üzerine de korona bindi ve bu adamı kaybettik, öldü. Bu da istatistiklere korona olarak girer, ölüm. Ne demek istediğimi anlatıyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Aslında influenza oldu. Yine %90 ölecekti. Korona oldu. Ya da benzeri, ya da immün sistemin bağışıklığı düşük insanlar. Adını biz teşhisi korona koyduk. Ama aslında başka bir pnömoniden, zatürreden öleceklerdi. Bu istatistikler çok giriftir. Olabilir. 6000 de olabilir. Ama bundan da korkmamak gerekir. Yaşlı nüfus. Avrupa'nın derdi, sıkıntısı büyük. Bizim derdimiz, sıkıntımız onlara göre şu anda çok çok daha az. Bizde yaz geliyor artık. Virüslerde kırılganlık olacaktır. Avrupa'da biraz daha geçer olacak bu kırılganlık. Ama orada da bu kırılganlık olup bitecektir. Şükür olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Ama sonra yine benim son sözüm, arkadaşlar lütfen panik yapmayalım. Sosyal medyadaki uç aykırı paylaşımları çok dikkat, yani çok speküle etmeyelim bunları. Bunlar hep bize menfi olarak dönecektir bütün bunlar. Sağlık zorluğumuz var. Biz bununla başa çıkmak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Speküle ederek daha çok panik yaratırız. Daha büyük zorluklar yaşarız. Çok teşekkür ederim.